Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Sermet Bey. Sen de arka sayfa güzeline takılıp kaldın. Ver de biraz şu spor sayfasına bakalım ya. Sen müşterine bak, müşterine. Merhaba. Oo, Kaybakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz, buyurun. Ya oturmayacağım, bir şey sormaya geldim. Buyurun. Bildiğiniz iyi bir usta var mı? Çatıyı tamir ettiriyoruz da. Hızır Usta var çarşıda. Aman aman, ondan pek memnun kalmadık. Aa, Atilla Bey'e soralım. Belki adamlarından birini tavsiye eder. Atilla Bey, boşta ustanız var mı çatı işi için? Kaymakam Bey'e lazım da. Ha, tanıştırayım sizi. Atilla Bey müteahhit, Ali Rıza Bey de emekli kaymakam. Memnun oldum. Ben de. Usta yok şu anda, bütün ekip inşaatta. Atilla Bey'in ekibi hiç boş kalmaz zaten. Arı gibi çalışırlar maşallah. Buradaki bütün evleri o yeniledi. Kat karşılığı alıyor. Tak yıkıyor, tak apartmanı dikiyor. Siz de dikilmeyin, oturun ya. Buyurun buyurun, oturun. Rahatsız etmeyeyim. Ne ikram edelim size? Bir çay rica ederim. Derhal. Çatı mı akıyor? Eski evin derdi hiç bitmez, hiç. Öyle. Siz bilirsiniz. Buralarda imar durumu nasıl? Kaç kat veriyorlar? Yerini arsasına göre değişiyor ama bu bölgede en az 10 kat çıkılıyor. 10 kat mı? Bizim komşular yarı yarıya verdiler. Tam 8 daire alacaklar. 8. Ben %60'la alacaktım o evi. Acele ettiler. Kaymakam Bey, sen de çatıyla matıyla uğraşacağını ver şu evi, kurtul ya. Öyle bir düşünceniz varsa ilgileniriz. Yani şimdilik yok ama bilemiyorum. Belli de olmaz. Necla? Adam şu Ali Rıza Bey. Onun yaptığını kimse yapmaz. Aa, sen de beni harcadın bir kalemde ayol. Dilleri ben döktüm. O öyle makamında oturur gibi oturdu. İki kere ağzını ya açtı ya açmadı. En fazla 3. Babam az konuşur ama öz konuşur. Senin gibi değil mi? Yeni sipariş mi? Bebek için yapıyorum, yatak örtüsü. Önce don alsaydınız donansın diye. Bu daha bitmedi ki, alırız yine. Ay, donu ben alayım ne olur. Tamam sen al. Hah, Ferhunde'dir bu. Koş Fikret. Tüh, keşke o gelmeden kalksaydık. Laf almaya gelmiş gibi olacağız şimdi. Hadi Sedef yürü. Aa, aşk olsun. Olur mu canım, otur. Ay, tedirgin oldum şimdi. Aa, boş ver anne, rahat ol. Aman ne kadar iyi. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Selam. Ferhunde, ne dedi doktor kızım? Fikret'e de söyledim, her şey normal. Oh, çok şükür. Ekranda gördüm, böyle minicik bir karartı halinde. Çok şekerdi. Hani ultrason resmi nerede? Tam çekecekti, alet bozuldu. Hangi hastane bu böyle? Özel muayenehane. Ay, bir kalabalıktı ki sormayın. Randevulu gittiğim halde bekledim. Sıradaki hamilelerin sohbetlerini dinledim. Ay neler neler. Birinin 3. çocuğuymuş, birininki ikizmiş falan. Doktor da çok iyiydi. Arkadaşımın tavsiye ettiği kadar varmış yani. Doğumu da o yaptıracak inşallah. Burcu ne olacak? Bilmem. Yani astrolojiyle pek aram yoktur. Başak olacak, Başak. İlahi Fikret, bak onu bile hesaplamış. Az kalsın unutuyorduk. Bak. Bu sana geldi. Ne bu? Pakete benziyor. Kim getirdi? Kurye mi? Evet.
müsaadenizle ben rahat bir şeyler giyeyim. Ferhunde, sensiz çok acı çekiyorum. Özlemin dayanılır gibi değil. Lütfen bir kere olsun seni görmeme izin ver. Kimsenin haberi olmayacak, yemin ederim. Lütfen bebeğim, beni reddetme. Lütfen buluşalım. Geldim. Ben alayım canım. Bırak, getirdim. Evladım, sen ağır taşımasana. Tekin ailesinin veliahtını taşıyorsun Ferhunde, lütfen. Bugünlerin kıymetini bil. Bebek doğduktan sonra oturacak zamanın olmayacak yavrum. Merak etme. Ben hep sana yardım edeceğim. Ben sadece uzaktan seven babalardan olmayacağım. Biliyorum. Ah, ağzımızın tadı bozulmasın yarabbim. Bitmedi mi hesap kitap hayatım? Maaş bitti Hayriye, maaş. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Vah vah. Yayın evinin de parayı ne zaman ödeyeceği belli değil. Bu hafta içinde diyorlar ama geçen hafta da aynı şeyi söylüyorlardı. Gelen zaten taksitlere bile yetmeyecek. Ya? İşte bunun için taksit yapmayalım diyorum. Paran varsa alırsın, yoksa idare edersin. Aman 12 taksit, aman 42 taksit diye yığıldı üstümüze. Taksitlerin altında kaldık işte. Ay deme öyle, hallolur inşallah. Nasıl hallolacak Hayriye? Gelen belli, giden belli. Nasıl ödenecek bu borçlar? Şirketin durumu da benden beter. Yavrum. Keşke biraz belimi doğrultsam da ona da yardım edebilsem. Şimdi bebek de geliyor. Artık bir şeyler yapmanın zamanıdır. Hadi kalk. Akşam akşam daraltma kendini. Hadi gel, sofraya oturalım. Hadi canım. Başka ödevin yok değil mi? Yok. Bak, yemekten sonra tutturursan yardım etmem ona göre. Bitti dedim ya. Nereye bakıyorsun abla? Hiç.
Hadi sen git aşağı. Elini yüzünü yıka. Biz de geliyoruz, tamam, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.